Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy erken seçim tarihinin açıklanmasının ardından il teşkilatı adına bir basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin erken seçime gideceğinin açıklamasının ardından ve seçim tarihi 24 Haziran 2018 açıklamasıyla birlikte AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, ilk günkü heyecan ve yeniden diriliş ruhuyla hazırız. Sözde, kararda milletindir diyerek bir basın açıklaması yaptı. Bilindiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, 17 Nisan 2018 tarihli MHP grup toplantısında erken seçim yapılması çağrısında bulunmuş. Seçimin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılmasını isteyerek erken seçim gündemi oluşturmuştur. Akabinde 18 Nisan 2018 tarihinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirmişlerdir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve parti kurmaylarımız ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde herkesin merakla beklediği açıklamasında erken seçim kararı aldıklarını, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasını planladıklarını bildirmişlerdir. Seçimlerin yapılmasına 65 gün gibi kısa bir süre kalması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesini AK Parti Grup Başkanı sıfatıyla Sayın Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve her iki partinin grup başkan vekilleri imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuşlardır. Bugün itibariyle gerek ülkemizi gerekse tüm İslam coğrafyasının kaderini en derinden etkileyecek bir seçim maratonuna girmiş bulunuyoruz. Önümüzde 65 günlük bir süreç var. Bu süre içerisinde her bir oyun çok ama çok önemli olduğunu bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti için bugüne kadar hiçbir şey üretemeyen muhalefet kendinden beklendiği üzere bu 65 günlük süreçte yalanlarına, iftiralarına devam edecektir. Bizlerin bu tür oyunlara fırsat vermeden birlik ve beraberlik içerisinde seçim sürecini başarıyla tamamlayacağımıza olan inancımız tamdır. Memleketimizde işlerin aksamaması, seçim konusunun ülke gündeminden bir an önce düşmesi açısından 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Suriye sınırında sürdürdüğümüz BK operasyonları, yine Suriye ve Irak'ta yaşanan hızlı gelişmeler, makroekonomideki dengeler ve büyük yatırımların etkilenmemesi için 24 Haziran seçim kararı alındı. 16 yılda girdiği 12 seçimden alnının akıyla çıkan partimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 24 Haziran seçimlerine de ilk günkü heyecan ve yeniden diriliş ruhuyla hazırdır. Bizler şimdi AK Parti ailesi olarak hep bir ağızdan diyoruz ki haydi düşün yollara, kalkın ayağa, yüreklere dokunmak için merhaba demeye, sözde, kararda birleşiniz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde onun hak davasında yanında dimdik durarak milletimize kurulan tuzakları 24 Haziran'da sandıkta bozacağız. Teşkilat olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her gün seçim olacakmış gibi hazırlıklarımıza devam ettik. İnşallah halkımızın bundan önceki seçimlerde bize verdiği destek ve Cumhurbaşkanımıza olan teveccühleriyle daha iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Partimizin il, ilçe, kadın ve gençlik kolları, belediye başkanlarımız, mahalle ve köy başkanlarımız,
sandık temsilcilerimiz en üstten en alt kademelerimize kadar bu kutlu davanın neferi olarak tek vücut halinde halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla çalışacağız. Yapılacak olan seçimler sonucunda kazanan ülkemiz, milletimiz ve İslam coğrafyası olacaktır. Sözlerime burada son verirken 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin şehrimiz, ülkemiz ve gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Her şey Türkiye için. AK Parti İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamanın ardından İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, toplantıya katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün ve diğer partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi, el ele birlik beraberlik mesajı verdi. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu düzenlediği kulüpler arası halk oyunları yarışmasına bu yıl Aksaray ev sahipliği yapıyor. Aksaray'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından kulüpler arası halk oyunları yarışması düzenlendi. Yarışmayı Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Genel Sekreteri, Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli takip etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kulüpler arası halk oyunları yarışması için Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri böylesi bir platformda ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek yarışmacı ekiplere başarılar diledi. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bizi burada mutlu eden, Aksaray'da ağırlamaktan onur duyduğumuz sevgili gençlerimiz burada. İnşallah iki gün boyunca sürecek olan bu etkinlikte bir sürü farkına alacağız. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Minikler Dalı'nda 6 ve Yıldızlar Dalı'nda 8 kulübün katılımıyla yapılan kulüpler arası halk oyunları yarışması büyük çekişmeye sahne oldu. Müzik 21 Nisan'a kadar devam edecek olan yarışmada düzenlemesiz dalda yarışan minikler kategorisinde 1. Adana Şakir Paşa Spor Kulübü, 2. Aydın Evler 38 Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü, 3. Topçam Spor Kulübü oldu. Yıldızlar kategorisinde yarışan kulüpler arasında ise 1. Seyhan Belediye Spor Kulübü, 2. Çorum Beden Eğitim Öğretmenleri Spor Kulübü, 3. Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu. Minikler dalında birinci olan Adana Şakirpaşa Spor Kulübü'ne kupasını Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı takdim etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aksaray Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın koltuğuna temsilen Yaren Koç oturdu. Okul Müdürü Mehmet Ali Arslan, öğretmen Yılmaz Altundiş ve öğrenciler Yaren Koç, Ayşe Saçkan, İsmail Can Arıbaş ve Utku Akkuşoğlu'nu makamında ağırlayan Başkan Yazgı, çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması yönünden de önem taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Temsili yeni Başkan Yaren Koç, Aksaray'a hayvanat bahçesi yapılmasını ve çocuk oyun parklarında daha fazla oyuncak olmasını istedi. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle makamı devraldım. Evet. Biz bugünün küçükleri, yarının büyükleriyiz. İleriki zamanlarda biz de bu makamlara geleceğiz. Okullarımız için daha iyi, daha iyi imkanların sağlanmasını istiyorum. Arkadaşların okulunda
ne gibi eksikler var onları konuşabiliriz. 23 Nisan dolayısıyla bir misafirimiz var, Sezai Karakoç Ortaokulu'nda. Bugün başkanımız, ben şimdi başkanımıza veriyorum sizi. Bazı talimatlar, istekleri var. Alo. Sezai Karakoç Ortaokulu'na 4-5 kadar banka eksiği varmış. Onu görüşebilir miyiz? Yardımcı olabilir miyiz? Kitap eksiği de varmış kütüphanelerine. Çocukları temsilen başkanlık makamına oturan Koç, şu an büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyorum dedi. Ziyarette ikinci temsili başkanlık için Beren Kurt da Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın makamına geçerek isteklerini dile getirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İade-i Ziyaretler Programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yazgı, belediye meclis üyeleriyle birlikte öncelikle İl Jandarma Alay Komutanlığı'nı ardından da sırasıyla Madeni Sanatkarlar Odası ve Atsoy'u ziyaret etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve belediye meclis üyeleri Aksaray İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fuat Anık'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yazgı ziyarette kolluk kuvvetlerinin asayişin temini ve sürekliliği için önemli bir görevi özveriyle yerine getirdiklerini belirterek emniyet teşkilatı ve jandarma teşkilatıyla birlikte koordine içerisinde yürütülen çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini söyledi. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fuat Anık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. İade-i ziyaretler kapsamında Madeni Sanatkarlar Odası yeni başkanı Murat Tekin ve yönetimini ziyaret eden Başkan Yazgı, yeni küçük sanayi sitesi kentsel dönüşüm projesinin inşaat çalışmalarının kısa bir süre içerisinde başlanacağının bilgisini vererek projede kendisine destek veren esnaf oda başkanlarına ve esnaflara teşekkür etti. Ziyarette oda başkanı Tekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oda çalışmaları hakkında belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya bilgiler verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı son olarak beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette kamuoyunda gündeme oturan erken seçimler değerlendirildi. Aksaray İl Müftülüğü ve Engelli Anneleri Derneği işbirliğiyle Umre'ye giden engelli çocuklar aileleriyle birlikte kutsal topraklar dönüşünde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. 26 Mart 6 Nisan tarihleri arasında Aksaray İl Müftülüğü ile Engelli Anneleri Derneği işbirliğinde 16 özel çocuk ve yakınlarından oluşan 83 kişilik kafile dualarla Umre'ye uğurlanmıştı. Umre dönüşünde Engelli Anneleri Derneği Başkanı Gülay Öztürk, Diyanet İşleri'nde görevli Mehmet Eser, Ayşe Akpınar ve özel çocuklarla yakınlarından oluşan grup Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya desteklerinden dolayı nezaket ziyaretinde bulundular. Engelli Anneleri Derneği Başkanı Gülay Öztürk, Umre ziyareti hakkında detaylı bilgi verdi. Müftülüğümüzle bu yola çıktık. İlk defa zihinsel engelli grubuyla bir Umre yolculuğu yapıldığını şu ana kadar duydum Türkiye genelinde. Türkiye genelinde de ilk defa yapılan bir çalışma olduğunu biliyoruz. Zihinsel engelli, bedensel görme engelliler, maneviyat konusunda daha bilgi sahibiler. Evet. Ama biz bu derneği kurduğumuz zaman da anneler ve çocuklar, onların gözü kulağı her şeyi diyerek yola çıkmıştı. Bu manevi boyutta çocuklarımızla birlikte yaşadık işte. 12 gün sürdü. Gerçekten muhteşemdi. Bir de içimizde şöyle bir grup oluşturduk. Engelli olmayan veliler vardı, arkadaşlarımız vardı. Onlarla da bir kaynaştırma programı gibi oldu. Yani tam manasıyla onların bize yakınlığı, ilgisi ve bizi daha yakından tanıma, çocuklarımızı daha yakından değerlendirme fırsatı buldular. İlk önce zaten Medine'ye gittik. Medine'nin atmosferi muhteşemdi. Çocuklarımızla yan çıktığımız bir yolda korkularımız gerçekten benim yoktu. Çünkü çocuklarla bir ömür birlikteyiz. Biz onlarla bir bütünüz. Hani güçlü olduğumuzu burada da ispatladığımızı düşünüyorum. Yani onlarsız hiçbir zaman hareket etmedik. Bu kutsal topraklarda görevimizde de çocuklar da oranın atmosferiyle gayet iyilerdi. Zorluk çıkarmadılar. Annelerden ziyade etrafımızda hocalarımızın bize desteği de çok büyüktü. Onlar da anlayışla bize yol gösterici oldular. Çok güzel. Süreç
az gibiydi ama çok dolu dolu geçirdik. İbadetlerden de öyle. Kaynaşmamız açısından da o şekilde geçti. Bunun devamını gerçekten çok istiyorum. Çok çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum bunu. Seneye ve diğer zamanlarda devamını ve İnşallah. Sizden de desteklerinizi bekliyoruz İnşallah. Artık. Yapılmayacak bir şey değil. Yani bu yol herkesin istediği gibi biz tekrarını da istiyoruz diyorum aileler olarak. Sizlerden de Allah razı olsun. Bizim her zaman destekçimiz, haberdar, gözümüz kulağımız oluyorsunuz. Bu da bizi motive ediyor. Yani biz yalnız olmadığımızı, bizim de değer verildiğini ve çocuklarla başarabileceğimiz işlerin bir göstergesi. Bundan sonra diğer işlerde de başarabileceğimizi düşünüyorum. Kafile görevlisi Mehmet Eser, engelli çocuk ve aileleriyle birlikte Umre ziyaretinde yaşanan maneviyatı dile getirdi. Öyle bir kardeşlik havası oldu ki, bu çocukların, annelerinin duası, samimiyeti, yani bizlerin de hani samimi olarak Allah rızası için gittiğimiz için, niyetimiz de halis olduğu için Allah-u Teala'nın da yardımıyla bir takım zorluklarla beraber çok güzel, verimli bir gün oldu. Yani böyle kısa bir zaman gibi ama 12 gün, 11-12 gün ama sanki bir ay gibi ve dolu dolu geçti. Çok bereketli geçti, çok feyizli geçti. Başkan Yazgı Kutsal Toprakları ziyaretlerinin ardından kendisini ziyaret eden heyete teşekkür ederek sizlerin kutsal topraklara gitmesi bizleri son derece mutlu etti. Bundan sonra da böylesi güzel işlere vesile olan projelere imza atmaya devam edeceğiz dedi. 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla Aksaray Belediyesi'ni ziyaret eden Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencileri Belediye TV'mizde gezdiler. Sezai Karakoç Ortaokulu Okul Müdürü Mehmet Ali Arslan, öğretmen Yılmaz Altındüş ve öğrenciler Aksaray Belediyesi bünyesinde yayın yapan televizyonumuzu ziyaret etti. Aksaray Belediyesi Özel Kalem ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Bahtiyar Bakar tarafından karşılanan öğrencilere birçok birim gezdirilerek medya mesleği hakkında bilgiler verildi. Televizyon stüdyosunu ve yayın odasını gezen öğrenciler kendilerini tanıtarak ziyarete ilişkin mesajlar verdi. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri, ileriki zamanlarda biz de böyle yüksek mevkilere geleceğimiz için bugünle bir prova gibi düşünüyorum. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı bize hediye etti, armağan etti. Başka ülkelerde, başka milletlerde böyle bir bayram yok. Biz özel bir çocuklarız. Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün bizim bayramımız. Bu yüzden çok mutluyum gerçekten. Tüm çocukların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum enişten dileklerimle. Ve heyecanlıyım şu an belediye başkanımızı ziyaret edeceğimiz için. Yani mutluyum. Okul müdürü Mehmet Ali Arslan ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Sezai Karakoç Ortaokulu okul müdürüyüm. İsmim Mehmet Ali Arslan Han. 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bu yıl itibariyle 465 öğrencimiz ve 30 öğretmenimizle eğitim öğretime devam etmekteyiz. Bugün buraya geliş amacımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanımızı ziyarete geldik. Temsili olarak başkanımızı makamı ziyaret edip temsili olarak başkanlık görevini öğrencilerimiz alacak. 23 Nisan dolayısıyla bütün öğretmen arkadaşlarımın, öğrencilerimin 23 Nisan bayramlarını kutluyorum. Başarılar diliyorum. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Lig temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu hafta sonu kendi evinde Osman Gazi Belediyespor'la karşılaşacak. Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü handbol takımı Süper Lig'in 24. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Osman Gazi maçı hazırlıkları için antrenmanda. Geçtiğimiz haftayı yenilgiyle kapatan Altın Kızlar önümüzdeki maçları kazanmak istiyor. Süper Lig'de üstün başarı elde eden temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü iyi performansa rağmen her ne kadar kazanmaları gereken maçları kaybetseler de ümit ve inançla mücadeleye devam ediyor. Temsilcimiz 22 Nisan Pazar günü evinde saat 14'te Osman Gazi Kulübü'nü konuk edecek. Tekerlekli sandalye basketbol birincilik temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor hafta sonu kendi evinde ezeli rakibi Kuzey Kıbrıs Türksel'i ağırlayacak.
Tekerlekli sandalye basketbol takımımız 68 Aksaray Belediye Spor Ligi'nin 20. haftasında ligde yarış içinde olduğumuz Kuzey Kıbrıs Turkcell ile karşılaşacak. Geçen hafta oynadığımız maçta Melikgazi takımını ezici bir skorla yenen Belediye Spor, Kuzey Kıbrıs Turkcell maçını alarak küme düşme potasından çıkmak istiyor. İlk karşılaşmada deplasmanda Kuzey Kıbrıs Turkcell'e 63-58 yenilen 68 Aksaray mutlak galibiyet parolasıyla ligde kalma mücadelesi veriyor. 68 Aksaray Belediye Spor cumartesi günü saat 13'te Kuzey Kıbrıs Turkcell'le karşı karşıya gelecek. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.